السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Kıymetli abilerim, bizler sizlerle geçen hafta yapmış olduğumuz dersimizde gusül kitabına bir giriş yapmıştık. Gusül tam olarak nedir ve gusülü gerektiren haller nelerdir, bunlardan bahsetmiştik. Ben geçen dersimizde kardeşler sizlere gusülü gerektiren 7 tane halden bahsetmiştim. Şu 7 tane hal söz konusu olursa artık kişinin gusletmesi gerekir diye 7 madde zikrettim ve bunların üzerinde konuştuk abiler. İnşallah öncelikle bu 7 maddeyi şöyle tane tane isim olarak zikredelim. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bugünkü yeni dersimize de bir geçiş yapmış olalım. Gusülü gerektiren haller tam olarak nelerdi? Kimler söyleyecek kardeşler? Gusülü gerektiren haller nelerdi? Hangi hallerde gusül almamız gerekir bizim? Buyur abi. İntikalül meni, şayet meni hareket ederse, çıkmazsa bile gusül vacip olur. Birinci olarak buydu. İkinci, meninin çıkması. İkinci haldi kardeşler. Daha sonra hayızın gelmesi. Üç, kafirin Müslüman olması. Dört, başka? Ölen kişinin yıkanması. 5. Başka? 5 tane zikrettik. 2 tane kaldı kardeşler. 2 tane kaldı. Buyurun abi. Hocam nifas ve hayız kanı. Nifas 6. Nifas kanı 6. madde. Nifas kanı doğumdan böyle 40 gün müddeti boyunca kadından gelen kandır. Bunun ismi nifas kanıdır. En fazla 40 gündür değil mi? İnşallah bunların ahkamına dair genel olarak konuşacağız biiznillah. Nifas kanı, hayız kanını söylemişti abi. 6 madde oldu. Son bir madde, buyurun. Cima. Cima hali kardeşler. Erkek ve kadının arasında cima hali. Velev ki herhangi bir şey akmasa dahi, herhangi bir şey gelmese dahi cima söz konusu olursa usul vacip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini zikretmiştim. Öyleyse 7 tane madde zikrettik kardeşler. Bu 7 tane madde söz konusu olursa gusül kişinin üzerine vacip olur. Sadece bu maddelerden bir tanesinde kardeşler taksimat yapmıştım. İhtilafın olduğunu söylemiştim. O da bir kimsenin, kafir bir kimsenin Müslüman olması. Böyle bir kimsenin yıkanması vacip midir, müstehap mıdır? Bu mesele hakkında konuştuk. Hanbelilere göre dedi ki, Hanbeli ve Malikilere göre dedik ki bu vaciptir ama Hanefi ve Şafiilere göre bu müstehaptır. Böyle bir kimsenin gusletmesi üzerine müstehaptır. Ama asıl olan hadislerin zahirine baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir olan bir kimsenin Müslüman olduğunda ona yıkanmasını emretmiş olduğundan dolayı bir kimse iman ettiğinde kardeşler yıkanması vacip olur. Değil mi? Bazı hadisler zikrettim. Kays'ın hadisi, Kays İbni Asim, o Müslüman olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yıkanmasını emretti. Ondan sonra Sümame radıyallahu an, o Müslüman olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yıkanmasını emretti. Dolayısıyla bir kimse Müslüman olduğunda yıkanması gerekir. Yıkanması vaciptir. Peki üzerinden zaman geçerse, bildiğinde, öğrendiğinde yıkanması gerekir. Tamam? Bildiğinde, bu kimsenin öğrendiğinde yıkanması bu kimse için gereklidir. İnşallah yeni dersimizde kardeşler müellif yeni bir fasıldan bahsedecek gusülle alakalı. Gusül tam olarak sureti nasıldır? Şartları nelerdir? Normalde gusülü gerektiren hallerden bahsetmiştik. 7 tane haldi. İnşallah bu dersimizde gusülün vacipleri, gusülün şartları ve bununla beraber gusülün müstehapları, sünnetleri veya gusül tam olarak nelerden müstehap olur? Bunlardan müellifimiz bahsedecek. Ama öncelikle bu bahse girmeden önce kardeşler tam olarak gusülün sureti nasıldır? Gusül tam olarak nasıl alınır? Normalde burada müellif tam olarak suretini bize zikretmedi. Ama vaciplerini zikretti, rükunlarını veya farzlarını zikretti. Bununla beraber müstehaplarını zikretti. Yani sünneti tam olarak nelerdir?
sünnette gusül almak tam olarak nasıl olur? Bunları bize zikretti ama tam olarak suretini zikretmedi. Ben önce size suretini zikredeyim. Daha sonra müellifimizin bizim için yazmış olduğu maddelere teker teker değinelim inşallah. Kardeşler, gusül şu şekilde anlar. Bir kimse gusül ihtiyacı hissetmişse, ister istihbab babından müstahap olarak, ister vücuben. Vücuben nasıl gerekli olur? Vücuben, eğer bir kadın hayız görmüş, hayızdan sonra temizlenmişse gusül etmesi vaciptir. Veya nifas görmüş, nifastan sonra, nifas kesildikten sonra gusül etmesi vaciptir. Veya bir erkek meninin gelmesinden sonra gusül etmesi vaciptir. Veya cima halinden sonra gusül etmek vaciptir. Bu hallerde veya diğer 7 halde genel olarak kardeşler, gusül etme vaciptir. İster vücuben olsun, gusül etmenin sureti nasıldır? İster istihbaben, gusül etmenin sureti nasıldır? İstihbaben dediğinde şunu kastediyorum kardeşler. Gusülü gerektirecek bir hal söz konusu değil. Yani illaki gusülü almanızı gerektirecek bir hal söz konusu değil. Yani büyük hades söz konusu değil. Büyük hades yoktur. Ne hayız var, ne meni var, ne nifas var, ne de başka gusülü gerektirecek başka bir hal var. Hiçbir şey yokken bir insan gusül almak isterse kardeşler, ibadet maksadıyla veya normal bir abdest, normal bir abdestle yapabileceği şeyleri yapmak için bir kimse gusül aldığında, bu istihbaben olur kardeşler. Yani mustahaptır böyle bir gusül almak. Normalde gusül gerektirecek bir hal yoktur. Ama kişi istemiş olduğundan dolayı normalde yıkanacak. Yıkanmışken bari gusül niyetiyle yıkanayım diyor. Bu istihbaptır kardeşler. Müstahap babındandır. Kişi böyle bir niyetle gusül alırsa ibadet yapmış olur. Kendisi için ecir hasıl olmuş olur. Ama sadece yıkanırsa, sadece yıkanmış, temizlenmiş olur. Gusül niyeti olmazsa. Burada bu şekilde gusül almak, herhangi gusül gerektirecek bir sebep olmaksızın gusül etmek müstahap babındandır. Müstahap ne demek kardeşler? Yapıldığında ecir hasıl olur. Ama terk edildiğinde bir günah, bir haram söz konusu olmaz. İnşallah normalde gusül nasıl alınır kardeşler? Suretini söyleyeyim size. Kişi öncelikle gusül için gelir kardeşler. Niyette bulunur. Birinci olarak gusül edeceğine dair niyeti olur. Niyet adet ile ibadeti birbirinden ayırır kardeşler. Niyet adet ile ibadeti birbirinden ayırır. Ve aynı zamanda niyet ibadet ile ibadeti de birbirinden ayırır kardeşler. Mesela daha önce üzerinde konuşmuştuk. Eğer bir kimse sadece yıkanmak kastıyla denizin içerisine girer ve çıkarsa yıkanmış olur. Bu onun için bir ibadet olmaz. Ama gusletme niyetiyle suyun içerisine girerse veya duş alırsa gusletme niyetiyle, bu ibadet olmuş olur. Bunun adına gusül denilir kardeşler. Ve bu niyetle suyun içerisine girdiği zaman ibadetlerini de yapabilir. Namaz kılabilir, mesul musaf, Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir veya tavaf yapabilir böyle bir kimse. Ama suyun içine girmiş ve niyet yoktur kardeşler. Sadece yıkanmak veya yüzmek maksadıyla suyun içerisine girmiş bir kimse, gölün, denizin veya nehrin içerisine girmiş, böyle bir kimse gusletmiş olmaz niyet olmadığından dolayı. Niyet İbadet ile adeti birbirinden ayırdığı gibi ibadet ile ibadeti de birbirinden ayırır kardeşler. Mesela sabah namazı kılıyoruz. 2 rekat sünnet, 2 rekat farz kılıyoruz. 2 rekat her yönden birbirlerine denktir kardeşler. Her yönden birbirlerine benziyor. Sabah namazının 2 rekat sünneti ile sabah namazının 2 rekat farzı birbirine benziyor. Hiçbir açıdan siz onları birbirinden ayırt edemezsiniz. O iki şeyi, sabah namazının 2 rekat sünneti ile 2 rekat farzını birbirinden ayıran şey sizin niyetinizdir. Niyet adet ile ibadeti birbirinden ayırt etmiş olduğu gibi ibadet ile ibadeti de birbirinden ayırt eder kardeşler. Öyleyse gusül yapacak kimse, gusül edecek bir kimse geldiği zaman ilk önce gusül edeceğine dair niyette bulunur. Birinci olarak niyet olur kardeşler, suretinden bahsediyorum gusülün. İkinci olarak geldiği zaman Bismillah der gusül edecek kişi. Üçüncü olarak daha sonra kardeşler sağ eliyle sol eline su döker ve avret mahallini yıkar. Ve artık necaset veya necis olmayan şey, meninin necis olmadığından bahsettim kardeşler. Meni veya hayız kanı veya nifas kanı veya başka bir şey, necaset tam olarak nereye bulaşmışsa oraları da eliyle temizler. Sağ eliyle sol elinin üzerine su döker. Sol eliyle avret mahallini veya necasetler nereye bulaşmışsa o bölümleri temizler sol eliyle. Bununla beraber kardeşler, avret mahallini yıkadıktan sonra tam bir abdest alır. Gusül eden kişi tam bir abdest alır. Tam bir abdestin suretini biliyorsunuz değil mi? Tam bir abdestin suretini biliyorsunuz. Tekrar zikretmeye gerek duymuyorum. Tam bir abdest alır. Daha sonra tam bir abdest aldıktan sonra başına 3 defa su döker.
gusledecek kimse başına 3 defa su döker. Başka bir yerine başlamadan kardeşler, başına 3 defa su döker. Başına 3 defa su döktükten sonra sağ uzuvlarından başlayarak artık bütün bedenine su ulaştırır. Sağ uzuvlarından başlar. Önce mesela sağ kol. Sağ tarafından, bu taraftan başlar. Sağ bacaktan başlar. Önce buraları yıkar, daha sonra bütün bedene suyu ulaştırır. En sonunda akabinde de kardeşler, bütün gusül bittikten sonra gus ettiği mekandan biraz hafif bir çekilir kişi. Ondan sonra sağ ayağına ve akabinde sol ayağına su döker. Bu şekilde gusül bitirir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu gusüldür kardeşler. Sünnetleriyle ve farzlarıyla beraber gusülün suresinin içerisinde kamilen bulunduran suret budur kardeşler. Peki en asgari olarak gusül eden bir kimsenin ne yapması gerekir? Ne yaptığımızda tam olarak gusül bizim için tam artık yeterli olmuş olur. Normalde kamil sureti bu şekildeydi. Bu zikretmiş olduğum suret kardeşler aleyhissalatü vesselamın üzerinde ısrarla devam etmiş olduğu sünnetleriyle, farzlarıyla ve şartlarıyla beraber gusülün kamil halidir. Ama şu şeyleri yaptığınızda da artık gusül sizin için yeterli olmuş olur kardeşler. Nasıl? Kişi gusül için geldiğinde birinci olarak niyette bulunur. Birinci hal zikretmiş olduğum hal kardeşler şeydir. Sünnetleriyle beraber gusülün şeklidir. Ama bu ikinci halde ise bunları yaptığınızda gusül etmiş olur musunuz? Olursunuz. Birinci olarak niyetle gelirsiniz. Besmele çekersiniz. Besmele derken tesmiyedir kardeşler. Bismillah denilir. Niyet akabinde tesmiye, bismillah denilir. Daha sonra ağza ve burna su verilir. Bütün beden yıkanır. Bunları yaptığınızda yeterli midir? Bunları bir kişi yaptığında gusülün gereklerini yerine getirmiş olur ve gusül etmiş olur. Bir önceki birinci maddede zikretmiş olduğum, birinci surette zikretmiş olduğum şey gusülün genel tafsilatı, sünnetleriyle, farzlarıyla, vacipleriyle beraber gusülün genel taksimatıdır. Ama ikinci halde ise niyet, tesmiye, yani bismillah, tesmiye, bismillah demek, akabinde ağza ve burna su verdikten sonra bütün bedeni yıkamak, bu yeterlidir kardeşler. Bu aslında olması gereken şey. Ama ağza ve burna su vermediniz veya niyetle gelmediniz veya bütün bedeni yıkamadınız, bedende kuru yerler var, gusül batıl olur. Ama normal abdest almazsanız gusül geçerli olur kardeşler. Veya ilk başta başınıza 3 defa su dökmezseniz gusül yine geçerli olur. Yani ilk defa başlarken başınıza su dökerek başlamadınız. Vücudunuza su dökerek başladınız. Bir sünneti terk etmiş olursunuz, bunun ecrini almazsınız. Ama diğer şartları yerine getirdiğinden dolayı böyle bir kimse de gusül etmiş olur mu? Evet, böyle bir kimse de gusül etmiş olur. Bu gusülün iki suretiydi kardeşler. Birinci olarak sünnetleriyle beraber gusülün suretiydi. İkinci maddede ise sadece asıl olarak yeterli olacak şeyleri zikretmiş oldum sizin için. İnşallah normalde müellifimiz kitabımızın bu bölümde birçok ibareden bahsediyor. Her ibareyi okumamakla beraber inşallah gerekli olan ibareleri sizler için okuyayım ve üzerinde tane tane Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle konuşmaya çalışalım inşallah. Kardeşler, müellifimiz kitabı önünde olanları takip etsinler. Dedi ki fasıl, yeni bir fasıl açtı. Fi şurutul gusli ve vacibatuhu ve sunenuhu. Guslün şartları, vacipleri ve sünnetleri. Guslün vacipleri vardır kardeşler. Sünnetleri vardır ve bununla beraber şartları vardır. Dedi ki ve şurutul gusli seb'a. Guslün şartları 7 tanedir. Şart derken aklınıza ne geliyor kardeşler? Şart. Şarttan kasıt ne olabilir? Guslün şartları dediğimizde veya namazın şartları denildiğinde, abdestin şartları denildiğinde aklınıza ne gelir? Mesela namazın şartları veya guslün şartları Ali abi. Hocam kesin yapmamız gerekir. Kesin yapmamız gerekir. Doğru ama bununla beraber en arkadan Metin dayı. Şartların oluşması gerekir. Evet. Daha dakik bir ibare istiyorum kardeşler. Şartlar dediğimizde neyi kastediyor? Daha dakik, daha ince, daha meseleyi anlaşılır kılacak. Abdullah abi. Farz hocam. Allah'a ekber. Hepiniz benzer şeyler söylüyorsunuz. Muhammed abi. Hocam oluşması için gereken şeylerin yerine getirilmesi. Allah size hayır versin. Hepiniz. Tamam, farz o zaman ne demek? Vacip ne demek? Farz ayrı bir şey, vacip ayrı bir şey değil mi? Şart ayrı bir şey. Şarttan kastımız tamam, o da gerekli. Farz gibi gerekli ama
Mesela namazın farzları ve namazın şartları dediğimde neyi kastetmiş olurum? Nazım abi? Olmazsa meşhurdun olmadığı şey. Tamam, tanım böyle. Ama tam olarak ne kastediyoruz? Şartlardan tam olarak ne kastedilir? Çok güzel. Çok güzel Metin Bey. Tamam, tamam. Barakallahu fik. Doğru cevap. Ama başka bir şey istiyorum. Namazda namazda Fatiha suresini okumazsanız namaz batıl olur. Değil mi? Ama namazda Fatiha suresini okumak veya okumamak, namazda Fatiha suresini okumak namazın şartlarından değil ki. Namazın rükünlerindendir. Ama namaz için kıbleye yönelmek namazın şartlarındandır. Namaz için abdest almak namazın şartlarındandır. Olmazsa olmazlardandır. Ama Fatiha suresi ayrı bir şey, ayrı bir hüküm. Abdest almak ayrı bir hüküm. Ve namaz için abdest almak ayrı bir hüküm. Namaz için abdest almak şarttır. Namaz için namaz içerisinde Fatiha suresini okumak rükündür. Son hakkı veriyorum. Daha sormam. İbadetin gerekli olan dışındaki şeyler. Hazırlık babında. Kardeşler, ibadet için hazırlık cihetinden olmazsa olmazlardandır. İbadetin o ibadete hazırlık cihetinden olması gerekir. O ibadetin içinde değildir. O ibadetin dışındadır ama o ibadete hazırlık cinsindendir. Namaz için kıbleye dönmek namazın içinden midir? Hayır, namaz öncesinde olması gereken bir hazırlıktır. Namazın şartlarındandır. İnşallah üzerinde konuşacağız. Namaz için abdest almak namazın içinden midir? Namazın içinden değildir ama namaz için öncesinde gerekli olan şartlardandır. Ama namazda Fatiha suresini okumak, namaz içerisinde kıyamda durmak, rükû yapmak, secde yapmak namazın rükünlerindendir. Namazın içerisindedir. Huslun şartları dediğinde şunu kastederiz kardeşler. Husul için öncesinde, husul fiiline başlamadan önce, öncesinde muhakkak yerine getirilmesi gereken şeylerdir. Öncesinde, husule başlanılmadan, husul içerisinde değil, öncesinde olması gereken şeyler. Husulün öncesinde, husule başlamadan önce şartlarından öncelikli olarak gerekenler kardeşler. Müellif dedi ki, normalde onlar 7 tanedir. Onlardan birincisi, inqita'u ma yucibu. Husulü gerektirecek olan halin kesilmesi gerekir. Husulü gerektiren halin kesilmesi gerekir. Bu husulün şartlarındandır. Husulü gerektiren hal hayızdır. Husulü gerektiren hal nifastır. Husulü gerektiren hal meninin gelmesidir veya benzeri şeyler. 7 tane madde üzerinde konuştuk. Bunun kesilmesi gerekir dedi müellif. Yani bir kimseden çok affedersiniz kardeşler. İnna Allah la yestahi minel hak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen kadın Ümmü Süleym. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah haktan haya etmez. Allah haktan utanmaz. Biz de hakkı konuşma noktasında utanmıyoruz kardeşler. Utanmamamız gerekir. Konuşmalıyız. Hakkı konuşma noktasında Allah haktan haya etmez. Bir kadından düşünün, hayız geldiği zaman veya nifas kanı geldiği zaman, nifas kanı gelmesiyle beraber veya hayız kanı gelmesiyle beraber gusül edebilir mi? Gusül edemez ki. Onun kesilmesi lazım. O kanın kesilmesi lazım. Kan bittikten sonra artık gusül gerekir. Öyleyse gusül için gerekli olan şartlardan bir tanesi, gusülü gerektirecek halin tamamen kesilmesi gerekir. Çok affedersiniz, meni geliyor. Meni geldiği halde gusül olur mu? Olmaz. Meninin bitmesi gerekir, kesilmesi gerekir kardeşler. Meni kesildiği zaman ondan sonra gusül gerekir. Birinci olarak gusülün şartlarından birincisi, gusülü gerektirecek olan halin kesilmesi gerekir. Bitmesi gerekir artık. Ondan sonra gusül vacip olur. İkinci hal olarak kardeşler, en niye? Gusülün şartlarından ikincisi niyetin olması gerekir. Tabii bu cumhurun görüşüne göre kardeşler. Cumhurun görüşüne göre gusül için eğer bir kimse gusül almak istiyorsa öncelikle niyetin olması gerekir. Ama siz Hanefilere sorsanız, Hanefiler için, Hanefi uleması için niyet gerekli değildir. Niyet şart değildir. Gusül için veya diğer ibadetler için gusül şart değildir dediler Hanefiler. Mesela onlar dediler ki bir kimse gitti suyun içerisine girdi, denize girdi. Denizden çıktıktan sonra şöyle diyebilir. Normalde girerken niyet yoktu. Çıktıktan sonra ya aslında ben bunu kendim için gusül kabul edeyim derse onun gusülü kabul olur dediler Hanefiler. Yani niyet burada şart değildir dediler Hanefiler. Ancak cumhur kardeşler, onlar dediler ki her ibadette olması gereken bir şart olarak niyet şarttır. Niyet gereklidir. Eğer suyun içerisine girmişseniz girerken
Gusül niyeti olmamışsa gusül diye bir şey ortada olmaz kardeşler. Suyun içerisine girdiğinizde gusülün niyetinin olması gerekir. Ben gusletme niyetiyle giriyorum. Hem yıkanmış olacağım hem de gusletmiş olacağım. Ama Hanefiler dediler ki onlar bu konuda görüşleri tercih edilmez genel olarak kardeşler. Cumhura muhaliftirler Hanefiler bu meselede. Niyet meselesinde özellikle söyleyeyim. Niyet meselesinde Hanefiler cumhura muhaliftir. Onlar dediler ki bir kimse suyun içerisine girdiğinde niyet olmasa bile kendisini gusüllü kabul edebilir mi? Kabul edebilir. Bu yıkanmasıyla suyun içerisine girip çıkmasıyla namaz kılabilir mi? Kılabilir. Tavaf yapabilir mi? Yapabilir. Kur'an'a dokunabilir mi? Dokunabilir dediler Hanefiler. Ama cumhura göre eğer gusül niyetiyle girmemişse hayır. Niyet adet ile ibadetin arasını ayırır. Birinci olarak suya giren kişi gusül niyetiyle girmemişse bu adettir. Adam yıkanma kastıyla girmiş veya serinleme kastıyla girmiş ibadet değildir. Serinleme kastıyla girmişse nasıl bu onun için ibadet olacak? İbadet olmaz. Dolayısıyla gerekli olan şartlardan ikincisi niyetin olmasıdır. Birinci olarak kardeşler gusül gerektirecek halin tam kesilmesi gerekir. İkinci olarak niyetin olması gerekir. Üçüncü olarak kardeşler vel İslam. İslam olması gerekir. Gusül kimin üzerine gerekir kardeşler? Müslümanın üzerine gerekir. Mürtet normalde veya kafir onların üzerine gusül gerekli olmaz. Onlar iman ettiklerinde onların üstüne gusül vacip olur. Dolayısıyla gusülün vacip olması için öncelikle gereken şartlardan bir tanesi İslam olacak. Üçüncü şartlardan biri. Dördüncüsü akıl. Akıllı olacak kardeşler. Gusül alacak kimsenin veya gusülün üzerine vacip olabilmesi için kişinin akıllı olması gerekir. Deliler zaten mükellef değildir. Deliler mükellef değildir. Ve temyiz. Temyiz olacak kardeşler. Temyiz nasıl bir dönemdir? Temyiz kişinin yanlış ile doğruyu birbirinden ayırt etmiş olduğu bir dönemdir. Takriben bu 7 yaşında olan bir çocuğun durumudur kardeşler. 7 yaşında olan bir çocuk veya 6 yaşında veya 6 yaşını geçmişse artık bir çocuk temyiz çağına ulaşmıştır. Temyiz artık 6 yaşındaki 7 yaşındaki çocuğun yanlış ile doğruyu birbirinden ayırt etmiş olduğu bir dönemdir kardeşler. Artık bir kimse temyiz çağına ulaşmışsa, temyiz çağını geçmişse yani 6 yaşını geçmişse gusül edebilir mi? Gusül edebilir. İlla ki baliğ olmasına, baliğ olma yaşı takriben 12-13'lü yaşlardır veya en fazla 15 yaştır kardeşler. En fazla 15 yaştır. Temyiz çağına bir kimse ulaşmışsa illa ki buluğ çağına ulaşmasına gerek yoktur. 6 yaşındaki, 7 yaşında veya bu yaştan sonra buluğ çağına kadar veya bundan sonraki dönemde bir kimsenin gusül etmesi şu olabilir. Olabilir, kendisi için olabilir. 6 yaşında veya 7 yaşında bir çocuk gusül edebilir mi? Eğer bu niyetle yaparsa gusül edebilir. Ondan normalde gusülü gerektirecek bir hal söz konusu değildir aslında, değil mi? Gusülü gerektirecek bir hal söz konusu değildir. Kendisinden hayız gelmez. Kendisinden 6 yaşındaki bir çocuktan kız çocuğuna hayız gelir mi? Gelmez. Veya 7 yaşındaki bir erkek çocuktan meni gelir mi? Gelmez. Ancak kardeşler bir hal var. Bir hal söz konusu olduğunda çocuk temiz çağındaysa gusül edebilir. Hangi hal? Hayız gelmez veya meni gelmez. Özellikle bir iki halde yıkanılır, yani gusül etmesi vacip olur. Hangi haller onlar? Mahmut abi. Müslüman olursa çocuk. Müslüman olursa çocuk. Çocuk 7 yaşında o ana kadar babasının dini üzere, annesinin dini üzere. Ondan sonra Müslüman oldu. Ondan sonra Müslüman olduğunda bu çocuk yıkanır, yıkanır kardeşler. İkinci hal. Abdullah abi. Vefat ettiğinde yıkanır kardeşler. Çocuk küçükse de, temiz çağına ulaşsa da çocuk yıkanır. Vefatla alakalı özel bir mesele olarak şunu da söyleyeyim. Hatta temizden de daha küçükse kardeşler, vefat eden çocuk yıkanır. Tamam? Allah Azze ve Celle sizleri ve bizleri, nesillerimizi muhafaza etsin. Sonra altıncı şart olarak kardeşler. وَالْمَاءُ الطَّهُورُ الْمُبَاحِ Suyun, kendisiyle yıkanılan suyun, gusledilen suyun tahur su olması gerekir kardeşler. Tahur su olması gerekir derken kastedilen şey şudur. Temiz ve temizleyici olan sular. Hem temiz olacak hem de temizleyici bir su vasfına sahip olacak. Tahur sular üzerinde daha önce çok konuştuk. Tekrar girmeyeceğim. Tahir sularla yıkanma olmaz kardeşler. Tahir sularla yıkanma olmaz. Suyun tahur olması gerekir. Tahur su hem temizdir hem de temizleyicidir. O su ki
yaratılmış olduğu hal üzere kalan sudur. Huvel ma'u el-baqi ala hilqatihi. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu hal üzere kalan sular tahur sulardır. Gök kaynaklı sular, yer kaynaklı sular, dolu suyu, kar suyu, yağmur suyu, deniz suyu, göl suyu, nehir suları, bunlar yaratılmış olduğu hal üzere kaldıkları müddetçe bir değişim söz konusu olmazsa tahur olan sulardır. Bunlarla gusledilir kardeşler. Ama tahir sularla gusledilmez. Mesela bir suyun içerisine biraz çay döküldü. Siyah çay döküldü. Tahirdir, temizdir ama kendisi de temizlik yapılmaz. Artık vasfını değiştirdi. O çay oldu değil mi? Onunla temizlik yapılmaz kardeşler. Gusledilmez. El mubah. Kendisiyle gusledilen suyun mubah olması gerekir. Nasıl mubah olması gerekir? Yani mesela çalıntı bir su olmaması gerekir kardeşler. Çalıntı bir su haram sudur. Mubah değildir. Onun kullanılması mubah değildir. Çalıntı bir su veya başka bir açıdan mubahlığını engelleyecek bir şey söz konusu olmaması gerekir o su için. Bu 6. şarttı. 7. şart kardeşler, guslün olabilmesi için 7. şart gusle hazırlık babından ve izaletun ma yemna'u vusulehu. Suyun ulaşmasını engelleyecek şeylerin de izale edilmesi gerekir. Gusül alacaksınız, parmağınızda yüzük var ve o yüzük suyun ulaşmasını, o deriye ulaşmasını engelleyecekse o yüzüğün izale edilmesi gerekir kardeşler. Çıkarılması gerekir. Veya kesinlikle bacılarımıza bunu yakıştırmıyoruz ama örnek babından söyleyeyim. Parmakların ojeli olması. Parmaklara ojeydi değil mi kardeşler? Parmaklara sürülen şeyin. Allah'a emanet ojeydi. Parmaklara oje sürülmesi. Normalde o ojeler suyun tırnaklara ulaşması için engeldir. Onların izale edilmesi gerekir. Veya makyaj, yüze makyaj sürülmesi. Genel olarak kardeşler suyun ulaşması noktasında bir engelse guslü ve bununla beraber abdesti batıl kalır. Suyun tam olarak ulaşması gerekir kardeşler. Suyun ulaşması gerekir. Eğer suyun bedene, cilde ulaşmasını engelleyecek ne varsa hepsinin izale edilmesi gerekir. Daha sonra bunlar 7 tane şarttı kardeşler. Sonra bir şey söyledi müellif, dedi ki وَوَاجِبُهُ اَتْتَسْمِيَا وَتَسْقُطُ سَهْوًا. Ve guslün vaciplerindendir. Abdestin vaciplerinden de gördük kardeşler. Abdeste gusle başlayacak kimsenin besmele çekmesi. Veya besmele demeyeyim kardeşler, tesmiye. Besmele ile tesmiyenin arasında nasıl bir fark var kardeşler? Besmele ve tesmiye. İbareler çok dakiktir kardeşler. Dikkat etmek gerekir. Bazı kitaplarda besmele diye geçer, bazı ibarelerde tesmiye diye geçer. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Burada tesmiye ibaresi geldi. Ne kastediyor müellif? Tesmiye nasıl Muhammed abi? Bismillah. Bismillah. Besmele kardeşler Bismillahirrahmanirrahim demektir. Tesmiye ise Bismillah demektir. Tesmiye Bismillah demek, besmele Bismillahirrahmanirrahim demek. Abdeste başlayan kimsenin, gusül abdestine başlayan bir kimsenin besmele veya besmele demeyeyim tesmiye getirmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in ve başkalarının rivayetinde dedi ki la vulu'a limen lem yezkur ismallahi aleyh. Başlarken Allah'ın adını almayan, Bismillah demeyen kimsenin abdesti yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde abdest babında bahsetmiştik kardeşler biz bunda. Gusülde de müellif zikretti. Gusülde zikredilmesi noktasında yine ilim ehlinin arasında bir ihtilaf var. İlim ehlinden bazıları gusülden önce tesmiye getirmek sünnettir diyen de vardır kardeşler ilim ehlinin arasında. Ve şu ibareye de dikkat etmek gerekir. وَتَسْقُطُوا سَهْوًا. Eğer unutulursa düşer. Bir kimse gusül alacak veya abdest alacak. Niyet etti, abdest için yöneldi veya gusül için yöneldi. Niyeti var. Direkt abdeste başladı ve tesmiye getirmedi. Bismillah getirmedi, unuttu. Unutursa kardeşler sorumlu değildir. Sorumlu değildir bu konuda. Yani unuttuğunda düşer kendisinden. Tekrar abdesti, tekrar baştan almasına gerek yoktur. İnşallah. Sonra dedi ki gusülün farzları ve farzuhu en ya'umme bil ma'i. Gusülün farzları da şunlardır. En ya'umme bil ma'i. Suyu cemi'a bedenihi. Bütün bedenine ulaştırması farzdır. Su bütün bedene ulaşacak. Ve dâhile femihi ve enfihi. Ağzın içerisine ve burnun içerisine su ulaştırılacak. Ağza ve burnuna su verilecek. Sonra
avret mahalline dahi su ulaştırılacak. Avret mahalline dahi su ulaştırılacak. Sonra hatta batine şa'riha, ister erkek olsun ister kadın olsun, saç tellerinin dibine dahi suyun ulaştırılması gerekir. El yoluyla veya bolca su dökerek saç tellerinin dibine iyice suyun ulaştırılması gerekir. Öyleyse kardeşler, guslün farzları niyet olacak. Ondan sonra geldiğinde unutmaksızın kişi geldiğinde tesmiye getirecek, bismillah diyecek, ağzına ve burnuna su verecek, bütün bedenini yıkayacak. En az muhakkak guslün geçerli olabilmesi için bunların olması şarttır kardeşler. Evet. Sonra dedi ki guslün devamında kardeşler, ve yecibu nakduhu, ve saçların çözülmesi vaciptir dedi. Saçların çözülmesi vaciptir. Fil haydi ve nifas, hayızlı kadın için veya nifas hali olan kadın için, lel cenabe, cenabet olan kimse için bu gerekli değildir. Şunu kastediyor kardeşler müellif. Eğer bir kadın hayızından dolayı yıkanıyorsa veya nifas kanından doğum yapmış, doğumdan sonra kendisinden kan gelmiş, nifas kanı denilir buna. Bu kandan sonra yıkanmak istediğinde saçlarını çözer. Saçları bağlı olan kadınlar saçlarını çözerler kardeşler. Saçlarını çözmeleri üzerlerine vaciptir. Hayız ve nifastan dolayı yıkanan kadın için konuşuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin veya başka lafızlarla Buhari'den gelmiş hadis. Aleyhissalatü vesselam Ayşe radiyallahu anha'ya dedi ki اِذَا كُنْتِ حَائِضَ, şayet hayızlı olursan وَنْقِذِي veya اِنْقِذِي شَعَرَكِ وَاَخْتَسِلِي, saçlarını çöz, bağlamış olduğun saçlarını çöz, وَاَخْتَسِلِي ve daha sonra gusül al, gusül al, saçlarını yıka dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyallahu anha'ya. Nifas da buna kıyas yapılır kardeşler. Nifas hali birçok halde şeye, hayız kanına kıyas yapılır. Burada da buna kıyas yapılaraktan hayızlı veya nifaslı bir kadın daha sonra hayızından veya nifasından dolayı yıkanmak istediğinde saçları bağlıysa saçlarını çözmesi vücuben gereklidir. Ama cünüplü iken saçlarını çözmesi, cenabetten dolayı yıkanması vacip değildir kardeşler. Cenabetten dolayı saçlarını çözmesi kadının vacip değildir. Niçin cenabetten dolayı saçlarını çözmesi vacip değildir? Normalde hayız için yıkanılır. Nifas için yıkanılır. Cenabetten dolayı da yıkanması gerekir. Aslında kişi yıkanılır. Ama hayız ve nifasta saçların çözülmesi vacipken cenabette vacip değildir. Cünüplük halinde vacip değildir. Çünkü kardeşler bunun sebebi şudur. Cenabet hali çokça yaşanır. Ve sürekli kadının saçını çözmeleri onlar için bir meşakkat oluşturduğundan dolayı İslam bu zorluğu, bu meşakkati kadınların üzerinden kaldırmak ister. Hayız hali kardeşler ayda bir defa yıkanır. Hayızdan dolayı yıkanmak ayda bir defa olur. Saçları çözmek çok meşakkat değildir. Veya nifas kanından dolayı yıkanmak, çocuk olduktan sonra Allah kaç yılda bir çocuk oluyor. Yani sürekli her ay insanların çocuğu olmuyor. Veya genelde en asgari düzeyde yılda bir defa çocuk olur kardeşler. En asgari düzeyde Allah'a verelim. Allah Azze ve Celle'nin de olsun bilir. Nifastan dolayı yıkanmak da çok ciddi bir meşakkat oluşturmaz normalde insan için. Dolayısıyla kadının hayız ve nifas için saçlarını çözmesi gerekir. Ama cenabetten dolayı yıkanmak bu ay içerisinde tekrar ifade etmiş olduğundan dolayı İslam bu zorluğu kadından kaldırır. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha, İmam Allahu alem İmam Müslim'di. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ümmü Seleme radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben saçlarını bağlayan bir kadınım. Ben saçlarımı bağlıyorum ve cenabetten dolayı, her cenabetten dolayı saçlarımı çözmem gerekir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la innema yekfiki en te'si ala ra'siki thalâfe hatayat. Hayır, saçlarını çözmen gerekmez. Senin için başına 3 defa su dökmen senin için yeterlidir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemize bu şekilde söyledi. Dolayısıyla cenabetten dolayı illaki saçların çözülmesi gerekmez. Ama hayızdan ve nifastan dolayı saçların çözülmesi gerekir kardeşler. Evet. Sonra dedi ki وَيَكْفِ الظَّنُّ فِي الْاِسْبَاخِ. Bu ibare de bizim için önemlidir. Genelde insanların birçoğu şüphe içerisindedir kardeşler. Acaba guslümü tam aldım mı? Acaba su bütün bedenime ulaştı mı? Acaba
bunu tam manasıyla gerekmiş olduğu gibi yerine getirdin mi? İnsanlarda bu şüpheler çok olur kardeşler. Şeytan sürekli yaklaşır. Aslında seni şuraya eksik yaptın. Aslında şunu şöyle yaptın. Aslında bunu böyle yaptın diye insana sürekli vesvese verir. İnsanda şöyle bir zan oluşuyorsa, Allah'ın izniyle ben gusülümü aldım. Normalde vücuduma suyu da ulaştırdım. Eğer bu zan oluşursa şüphelere kesinlikle yer verilmez kardeşler. Acaba su şuraya da ulaştı mı? Acaba şuraya da ulaştı mı? Acaba şuraya da gitti mi? Böyle bir şüpheye kesinlikle gusülde yer yoktur. Eğer kişi suyun bedenine ulaştığı noktasında zan sahibi ise, galibullanla bunu biliyorsa, tamam, bu kendisi için yeterlidir. Ayrıca başka bir şeyler yapmasına gerek yoktur. Evet. Ve sünnenuhu. Ve gusülün sünnetleri vardır kardeşler. Gusülün sünnetleri vardır. Onlar el vudu kable. Gusülden önce abdest almak. Sonra ve izaletun ma levvethehu min eza. Kişinin bedenine ulaşan necasetleri veya eziyet verici şeyleri temizlemesi gusülün sünnetlerindendir. Ve ifra'uhul ma'a ala ra'sihi thalasen ve ala baqiyyeti cesedihi thalasen. Kişinin başına 3 defa su dökmesi veya bedeninin geri kalanına 3 defa su dökmesi gusülün sünnetlerindendir. Ve teyamun, sağdan başlamak gusülün sünnetlerindendir. Ve muvala, gusülün şeyde olması, gusülün tertip üzere ve bununla beraber şeyin olması, tertip üzere değil de muvala olması kardeşler. Muvalaat, uzuvları yıkarken araya zaman koymamaktır. Uzuvları yıkarken araya zaman koymamaktır. Araya zaman koymaması gusülün sünnetlerindendir. Ayşe radiyallahu anh'a anlattı kardeşler. Yine Bukhari ve Müslim tahrişli bir hadis. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül için geldiğinde, aleyhissalatü vesselam gusül için geldiğinde önce sağ eliyle sol eline su döker, sol eline su döker ve necasetin veya meninin bulaşmış olduğu yerleri temizlerdi birinci olarak. Daha sonra normal abdest alırdı aleyhissalatü vesselam. Normal abdest alırdı. Daha sonra başına 3 defa su döker. Daha sonra vücuduna su dökerdi dedi Ayşe radiyallahu anha. Dolayısıyla bunlar hepsi gusülün sünnetlerindendir. Dikkat edin. Önce sağ elle sol elin üzerine su dökülür. Sol elle avret mahalli temizce yıkanır. Veya kan nereye isabet etmişse, meni nereye isabet etmişse orası yıkanır. Bununla beraber namaz abdesti gibi ayrıca abdest alınır. Bu gusülün sünnetlerindendir. Daha sonra başa 3 defa su dökülür. Daha sonra bedene su dökülür ve su bedenin her tarafına ulaşırlar. Ve bedene su döküldüğünde kardeşler sağ uzuvlar sol uzuvlardan öncedir. Ayşe radıyallahu anh'a Bukhari ve Müslim'in rivayetinde dedi ki Kâne'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu teyemmuni fitten'a'ulihi ve teraccurihi ve tuhurihi ve fi şe'nihi kullihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını taramada, ayakkabısını giymede, temizliğinde ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi dedi Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Evet. Gusülün sünnetlerinden başka biri kardeşler ve imrarul yedi ala cesed. Ve gusül alan kimsenin suyu eliyle ulaştırması gerekir bedenine. Eliyle ulaştırması gerekir. Yani elini bedeninde gezdirmesi gerekir kardeşler. Bu gusülün sünnetlerindendir. Sonra dedi ki ve i'adetu gusli ve i'adetu gasli rijlihi bi mekanin akhar ve ayakları tekrardan yıkamak, başka bir alanda tekrardan yıkamak. Kişi gusül ettikten sonra kardeşler gusül ettiği yerden hafifçe biraz çıkar, hafifçe biraz ayrılır, daha sonra ayaklarını yıkar. Bunu da Meymune radıyallahu anha sahih bir hadiste dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül ettikten sonra onun gusülünü nasıl aldığını söyledi. Sonra gusül ettikten sonra gusül ettiği yerden hafifçe ayrılır, en son olarak ayaklarına, sağ ayağına ve daha sonra sol ayağına su dökerdi dedi Meymune radıyallahu anha. En son olarak kardeşler gusülün sünnetlerinden yapılması gereken şey ayaklara su dökülmesidir. Buradaki ibareleri çok okuma ihtiyacı hissetmiyorum. Yandaki sayfaya bakın kardeşler. Kitabı önünde olanlar. Dedi ki müellifimiz ve yukrahul israfu. Gusül alırken veya abdest alırken kardeşler suyu fazla kullanmak veya deterjanı veya sabunu fazla kullanmak kerihtir kardeşler. Çok çok aşırıya gitmek de haram olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir nehrin yanında olsanız dahi sudan israf etmeyin dedi aleyhissalatü vesselam. Hiçbir şeyden israf edilmez kardeşler. İhtiyaç, ne kadar suya ihtiyaç hissediyorsanız o kadarını kullanın. Çok fazla su kullanmak israftır. Ve israf yerine göre kerih olur ve yerine göre de kardeşler haram olur.
Sonra başka bir ibarede dedi ki, müellif şöyle bir cümle kullandı. Ve yubahul guslu, gusul mubah olur fil mescid. Ma lem yu'zi bihi. Mescitte eğer bir kimseye veya mescide zarar verilmeyecekse, eziyet verilmeyecekse mescitte gusül almak mubahtır. Bir kimse mesela kardeşler itikaftasınız. Mescitte de banyo var. Mescit sınırları içerisinde şey yapılabilir mi? Gusül edilebilir mi? Eğer mescide zarar verilmeyecekse, mescitteki insanlara zarar verilmeyecekse veya mescidin idarecileri buna izin vermişse mescitte gusül edilebilir. Bu mubahtır. Sonra bir ibare daha kardeşler. Ve fil hammam. Hamamda gusül etmek de mubahtır kardeşler. Hamamda yıkanmak, bazı kardeşlerimiz özellikle sorarlar, merak ederler bunun cevabını. Hamama gidilebilir mi? Hamama gidilebilir kardeşler. Hamamda gusül edilebilir mi? Hamamda gusül edilebilir. Ancak şu ibarelere dikkat edin, okuyayım. İn eminel vuku'a fil muharram. Şayet kişi harama düşme noktasında emin olursa, harama düşmeme noktasında emin olursa o zaman hamam mubah olur. فَاِنْ خِيْفَ كُرِحْ Şayet bir kimse harama düşme noktasına korkarsa kerih olur. وَاِنْ عُلِمْ حَرُمْ Eğer harama düşme belli olursa, bu bilinirse, bu durumda hamama gitmek haram olur. Kardeşler, hamam için hamama gitme noktasında 3 tane hüküm vardır. Birinci olarak hamamın mübah olmasıdır. Hamama gidilebilir mi? Hamama gidilebilir kardeşler. Aslen bu caizdir. Ancak eğer insanda şöyle bir şüphe varsa, ya acaba gitsem haram bir şeyler görebilir miyim? Harama düşme bir şey, bir olasılık var mı? Veya haram bir yerim açılır mı? Bazı dışarıdan insanlar avret mahallerimi görebilirler mi? Normalde bildiğiniz gibi kardeşler, avret mahalli göbek ile diz kapağı arasıdır. Ve insanın baldırları da avrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari tahrişte hadiste dedi ki: "El fakhidu avra." Baldırlar avrettir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse hamama gittiğinde böyle bir endişesi varsa, acaba belki karşı tarafın baldırlarını görebilirim, harama düşebilirim. Veya karşı taraf beni kimi görebilir? Böyle bir şüphe varsa, bu bilinmiyor kardeşler. Böyle bir şüphe varsa hamama gitmek kerih olur. Eğer bu yakinen biliniyorsa, orada harama düşünüldüğü, insanların orada çok haramlık selamlığa dikkat etmediği biliniyorsa, adam normalde geliyor ama hiç rahat bir şekilde dolaşıyor hamamın içerisinde. Siz dikkat etseniz de o dolaşıyor. Yani sizin avret mahalliniz açığa çıkmasa da o karşı taraftaki adamın avret mahalli açığa çıkıyor. Böyle durumlar söz konusu olursa ve bu biliniyorsa hamama gitmek haram olur kardeşler. Bundan dolayı hamama gitmek haram olur. Evet. Sonra kardeşler, Allah-u Alem biraz uzadı ama istiyorum ki bitireyim gusül babını. Müellifimiz dedi ki, çok uzatmayacağım buraları. Fil aksalil mustahabbe. Gusül almanın müstahap olduğu yerler. Gusül almak tam olarak nerelerde müstahap olur? Normalde 7 yerde vacip olur kardeşler. Üzerinde bahsettim. Bazı hallerde de gusül etmek müstahap olur abiler. Bazı hallerde. Birinci olarak dedi ki وَهِيَ سِدَّتَ عَشَرَ وَهِيَ سِدَّتَ عَشَرَ غَسْلًا Onlar gusül almanın sünnet olduğu, müstahap olduğu yerler 16 yerdir. 16 yerde, 16 durumda gusül etmek kardeşler müstahap olur. Birinci olarak وَاَكِدُهَا لِسَلَاتِ الْجُمْعَ فِي يَوْمِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا Birinci olarak kardeşler, gusül etmenin böyle tekitli bir şekilde müstahap olmuş olduğu gün veya özel bir durum olarak cuma günüdür kardeşler. Cuma günü namaza gelecek kimsenin namaza gelecek ibaresi önemli. Namaza gelmeyecek kimse için değil. Namaza gelecek kimsenin gusül etmesi müstahaptır. Ve gusül etmenin müstahap olduğu noktası en tekitli müstahaplardandır kardeşler. En tekitli olan hatta birinci maddedir diyebiliriz bunun için. Cuma günü, cuma namazına gelecek kimsenin gusül etmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri'nin rivayet etmiş olduğu hadiste, bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim tahriş etti ve daha niceleri rivayet ettiler bu hadisi. Aleyhissalatu vesselam dedi ki, Gusülül cuma'ati vacibun ala kulli muhtelim. Cuma günü gusül etmek, buluğa ermiş kimse için, ihtilam olan kimse için vaciptir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, buradaki vaciptir ibaresi bizim bilmiş olduğumuz fıkıh ıslahında kullanılan vücubiyet değildir.
vaciptir demek normalde mutlaka yapman gereken şey anlamındadır. Ama burada şöyle bir anlam verilir bu hadise. Cuma günü gusletmek gerekir veya cuma günü ihtilam olan kimse için, buluğa eren kimse için cuma günü gusletmek gereklidir denilebilir. Aslında bu istihbab babındandır. Peki biz bunun istihbab babından olduğunu nasıl anladık? Normalde vacip kelimesi geliyor hadiste. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun müstahap olduğuna dair şöyle bir ibare kullandı. İbn-i Mace rivayet etti hadisi. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, "Men tevadda'a yevmel cum'ati febiha ve ni'met ve men ihtesela fel guslu afdal." Kim cuma günü abdest alırsa güzel bir iş yapmıştır. Kim de cuma günü yıkanırsa muhakkak ki gusül en eftal olandır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cuma günü gusül edilebilir, mescide gidilebilirmiş. Değil mi? Kim cuma günü abdest alırsa ibaresini kullandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü normal abdest alınabilir. Ama kim gusül ederse gusül daha eftaldir dedi aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bir önceki hadisteki o vacip kelimesi istihbab babındandır kardeşler. Ve müellif şöyle bir ibare kullandı. Cuma namazına gelenler için bu müstehaptır. Peki bir kadın cuma namazına gelmiyor. Kadın için müstehap değildir kardeşler. Cuma namazına gelen için bu müstehaptır. Özellikle kadın için değil. Veya bir adam seferdedir. Seferde olan bir kimsenin üzerine cuma namazı düşer. Cuma namazına seferde olduğundan dolayı cuma namazına gitmeyen bir kimse için cuma günü yıkanması özellikle müstehap değildir. Tekitli bir şekilde müstehap değildir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki "Men ca'a ilel cum'ati fel yestaksil. Veya hadisin nasıl şöyle de olabilir. "Men ca'a el cum'ate minkum. Sizden kim cuma namazına gelirse fel yaktasil. Sizden kim cuma namazına gelirse gusletsin, yıkansın" dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma namazına gelenler için bu durum söz konusudur. Peki cuma günü için cuma namazına gelecek kimselerin hangi vakitlerine itibaren yıkanmaları gerekir? Bu yıkanma süresi ne zaman başlar diye soracak olursanız müellif şöyle bir ibare kullandı. Eid bakım bölümünde inşallah oraya değineceğim. Bayramlar bölümünde. Cuma günü veya bayram günü yıkanacak kimsenin sabah namazından sonra yıkanması gerekir. Sabah namazından sonra mesela öğle namazı için, cuma namazı için gelinecek öğle vaktinde sabah namazından itibaren yıkanılır. Veya şeye gelecek bir kimse bayram namazına gelecek. Sabah namazından sonra yıkanır. Ondan sonra bayram namazına gelir. Başka görüşler de var. Konu hakkında konuşulmuş ama daha çok tercih edilen görüş kardeşler sabah namazından sonra yıkanmaktır. Birinci olarak cuma namazı için cuma günü yıkanmak. İkinci olarak kardeşler ثُمَّ لِغَسْلِ مَيِّتِ. Eğer bir kimse bir ölüyü yıkamışsa kendisinin de yıkanması müstehaptır. Eğer bir kimse bir ölüyü yıkanmışsa daha önce üzerinde konuştuk. Ölüyü yıkayan bir kimsenin abdest alması gerekir. Gusül alması kardeşler fazilet bakımından, istihbab bakımından daha güzeldir. Aleyhissalatu vesselam dedi ki "Men gassale meyten felyaghtasil." Sizden kim bir ölüyü yıkarsa gusül alsın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama istihbab babındandır, müstehaptır. Kişi gusül ederse güzeldir, daha fazla ecir alır ama gusül etmezse bir beis var mı? Bir beis yoktur kardeşler. Üçüncü olarak ثُمَّ لِعِيدْ فِي يَوْمِهِ. Bayram günü, bayram namazını kılacak kimseler için gusletmek. Bu da müstehaptır kardeşler. Bayram günü namaza geleceğiniz zaman öncesinde yıkanmanız güzel olandır. Evet. Çünkü İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste sahabe dedi ki اَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem يَخْتَصِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى Aleyhissalatu vesselam Ramazan bayramında, fıtır bayramında, bununla beraber kurban bayramında yıkanırdı, gusül alırdı. Dördüncü olarak kardeşler, veli kusufin, beşinci olarak istiska. Kusuf namazı ve istiska namazı içinde gusül etmek müstehaptır. Kusuf namazı, güneş ve ay tutulduğunda kılınan namaz vardır kardeşler. İnşallah kusuf namazı, namazlar bölümünde konuşacağım üzerinde. Küsuf namazı güneş veya ay tutulduğunda bir namaz kılınır. Buna küsuf namazı denilir. Bunun için normalde abdest alınır. Normal bir abdestle kılınabilir. Ama kişi gusül ederse istihbab babından daha güzeldir. Veya istisga
namazı için kişi guslederse güzeldir. İstisga yağmur namazı kardeşler. İnsanlar bir bölgede yağmur yağmadığında yağmur duasına çıkarlar, namaz kılarlar. İstisga namazı kılacak bir kimsenin gusletmesi müstehaptır, istihbab babından güzeldir. Ve cunun ve ihma. Bir kimse aklı gittiğinde tekrar yerine gelirse veya bayıldığında, tekrar uyandığında, tekrar kendine geldiğinde böyle bir kimsenin gusletmesi müstehaptır. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadise sahabe dedi ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ihtasala lil iğma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayıldıktan sonra ayıldığında gusletti. İstihbab babından, eğer bir kimse bayılmışsa uyandığında istihbab babından, dikkat edin, vücuben değil kardeşler. Eğer guslederse ecir alır. Ama gusletmezse bir beis var mı? Bir beis kendisi için söz konusu değildir. Sonra 8. madde olarak velistihadatin likulli salah. İstihaze kanı gören kadın için her namaz için gusletmesi müstehaptır. İstihaze kanının ahkamlarını inşallah ileriki derslerde açıklayacağım kardeşler. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Zaten 1-2 dersimiz kaldı. Hayızlı kadının hallerini anlatacağım. Nifaslı kadının hallerini anlatacağım. İstihazeli kadının hallerini anlatacağım. Allah Azze ve Celle nasip ederse. İstihaze kanı gören bir kadın, normalde istihaze hayız kanı gibi değildir. Bir hastalık kanıdır. Eğer kadından istihaze kanı gelirse abdest alma şekilleri bazı suretlerde olur. İnşallah tafsilatına değineceğim ileride. Ama şimdi müellif burada zikretmiş olduğundan dolayı böyle bir kanın kendisinden hayız kanı, estağfurullah, istihaze kanı gelen bir kadın veya kendisinde selesül bevl hastalığı olan, prostat hastalığı olan bir erkek de aynı durumdadır kardeşler. Böyle insanlar, böyle kimseler ister kendisinden bevl gelsin, ister istihaze kanı gelmiş olsun insan, kişide, erkek veya kadın olsun fark etmez. İstihbab babındandır ki her namaz için gusleder. İstihbab babından bunu yapması güzeldir. Ama bunu yapmasa daha kolay kardeşler, daha kolay şunu yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kadına tavsiyesi üzerine her namazı cem eder, öğle ve ikindiyi cem eder, hangisinin vaktinde namazı kılacaksa ondan önce abdest alır, o abdestle iki vakit namazı kılar, akşamı ve yatsıyı cem eder, hangi vakitte o iki namazı kılacaksa o vakitte abdest alır, hemen namazı kılar. İstihazeli kadının durumu da böyledir. Selevsül bevül veya prostat hastalığına yakalanan erkeğin veya kadının durumu da böyledir. İnşallah tafsilatları ileride gelecek Allah Azze ve Celle nasip ederse. Sonra kardeşler gusletmenin müstahap olduğu yerler, diğerlerini de madde madde okuyayım, daha fazla uzatmış olmayayım inşallah. Veli ihram, ihrama girecek bir kimsenin, Allah Azze ve Celle size nasip etsin ihrama girmeyi, hacca gitmeyi, umre yapmayı sizlere ve bizlere nasip etsin. İhrama girecek kimsenin gusletmesi müstahaptır. Veli duhuri Mekke, Allah Azze ve Celle Mekke'ye girmeyi bize nasip etsin kardeşler. Mekke'ye girecek kimsenin gusletmesi müstahaptır. Ve haramiha, haram bölgesine girecek kimsenin, Mekke'de haram bölgesine girecek kimsenin, Mekke'de haram bölgesi vardır kardeşler, oraya girecek kimsenin gusletmesi müstehaptır. Ve li vukufi bi Arafa, hac yaparken Arafa'da durulur ya kardeşler, Arafat'ta durmadan önce gusletmek müstehaptır. Ve tavafi ziyara, Kabe'ye gittiğinizde ziyaret tavafı vardır. Allah Azze ve Celle o günleri sizlere bizlere göstersin. Ziyaret tavafını yapacak kimsenin öncelikle istihbaben gusletmesi müstehaptır. Ve tavafin veda tavafını yapacak kimsenin istihbab babından gusletmesi müstehaptır. Ve mebitin bi Muzdelife, hac yapan kimselerin Muzdelife'de gecelerler kardeşler, duymuşsunuzdur. Muzdelife'de gecelemeden önce gusletmek müstehaptır. Ve ramyi cimar, şeytan taşlarken Allah Azze ve Celle sizlere ve bizlere öncelikle kendi nefsimizdeki şeytanı taşlamayı nasip etsin. Daha sonra orada şeytanı taşlayacağımız o günleri bizlere göstersin. Hac yapmayı bizlere, umre yapmayı bizlere nasip etsin. Şeytan taşlanırken de öncesine gusül etmek müstehaptır kardeşler. Evet. Sonra teyemmümle alakalı, gusül babında teyemmümle alakalı müellif bazı şeylerden bahsedecek ama inşallah geri kalan bölümü de teyemmüm bahsinde sizlere anlatmış olayım. Allah Azze ve Celle nasip ederse bir sonraki dersimizde kardeşler teyemmüme giriş yapacağız. Teyemmümü size anlatacağım. Akabinde daha sonra necasetler nasıl temizlenir bunu anlatacağım. Necasetlerin temizlenmesi, o meseleyi anlatacağım. Necasetler nasıl temizlenir? Öyle zannediyorum ki birçok kardeşimiz bilmiyor, duyduğunuzda çok şaşıracağınız meseleler var. Daha sonra kardeşler özellikle kadınlar için hayız ve nifas istihaze meselelerinden bahsedeceğiz. Akabinde Allah Azze ve Celle nasip ederse
Ezan ve ikameye, akabinde de namaza gireceğiz. Rabbimiz bizler için takdir ederse inşallah. Burada kalmış olalım. Rabbim anlamayı, fehmetmeyi, hayatımıza aktarmayı nasip etsin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.